Hoş geldiniz Uğur Hocam. Hoş bulduk Yavuz Bey. İyi yayınlar. Seçim var diye herkes... Başlamadan sizden bir ricam var. Bir daha beni çağırırsanız çağırdığınızda önce alın. Yoruldum ben dinlerken sizi. Çok özür dilerim. Yani Kusura bakmayın. hayır şöyle yoruldum. Türkiye'nin gündeminden Gündeminden yoruldum. yoruldunuz değil mi? Yani evet Yani doğru konuşma haklısınız. enerjisi düşüyor insanın yani o Doğru. anlamda. Yoksa Doğru, sizi doğru, her doğru. akşam ben zevkle Sağ seyrediyorum. olun, Yani eksik o olmayın sorun biliyorum. yok. Çok sağ olun, eksik olmayın. Ya şimdi herkes çok ciddi bir beklenti içinde. Bir asgari ücret zammı oldu biliyorsunuz. Bir de seçime gidiyor ya hükümet. İşte köprüye şuna buna falan zam yapmıyor. Belli alanları test ederek herhalde o zamlar yapılıyor. Çok oylar etkilenmesin diye. Köprüleri konuşuruz da bekliyor musunuz siz böyle memur için, emekli için standardın biraz yukarısında, enflasyon oranının daha yukarısında bir zam? Onların büyük umutları var anladığım kadarıyla. Galiba bu Aralık enflasyonu %3'ün altına gelecek. Baz etkisiyle beraber de %70 civarında bir enflasyon Bekliyoruz. bekleniyor. Tabii TÜİK her şeyi yapabilir, onu da biliyoruz. Bu durumda da memur maaşına da bir %30-35 civarında bir zam gelebileceğini bekliyorum. Bir şeyler Ama tabii ekler ki bunu bir yani kişi bir diyorsunuz şey hükümet olarak. Bunu bir kişi biliyor Yavuz Bey. Yani bunu bizlerin beklemesi, tahmin etmesi bizlerin haddine değil yani. O bir kişi ne derse olacak. Yani onu da öngörebilmemiz çok mümkün Bu değil. da çok acayip değil mi ya? Milyonlarca insan çalışıyor ve bir kişinin kararına bağlı her şey. Maalesef. Siz şeyi söylediniz ya bu köprüleri. Köprülere gelmeden önce ben şeyi söyleyeyim. Araç muayene istasyonu Evet. Türkiye genelde bir tekeldir. Tekel hakkı işletme hakkı devredilmiştir. O da bir kamu özel işbirliği projesidir. Orada %122 zam yaptılar. Yani bu tercih meselesi. Bütçeyi nasıl kullanacağınızın tercihi. Başka bir Yani açıklaması yok. muayeneye aracını getirmek zorunda. Aracı olan bu parayı ödesin kardeşim. 500'dü, 400'dü herhalde. 1000 küsür mü olmuş? Öyle bir şey olmuş. Onu ödesin. Ne var bunda diye bakılabiliyor orada. Yani başka alanlarda o %122 uygulanabiliyor. Ama memura emekliye geldiği zaman orada enflasyon ne %18 sen hadi %18 al git de diyebilir. Yani bu da bir ihtimal. Bakın Çalışma Bakanı %55 zamla çok saçma demiş. Evet. Memurlar zaten demiş yılda iki defa zam alıyorlar demiş. İki Sanki defa asgari artırıyoruz. ücretliler bir defa almış gibi değil mi? Peki ben size söyleyeyim. O Karayolları Genel Müdürlüğü'nün müteahhitleri, otoyolların ve köprülerin müteahhitleri yüzde kaç defa zam alıyor? %4. Değil mi? %4 yılda üç defa zamlanıyor. Sözleşmeleri yılda bir defaydı. 2018'de kur şokundan sonra 2019 yılı için iki defaya çıkardılar. Bu yıl Eylül ayı itibariyle dört defaya çıkardılar. Yani neredeyse aylık zam yapacaklar. Dolar Yani, üzerinden belirleyip dolar üzerinden aslında alsalar çok daha sağlıklı bir şey olabilir. dolar üzerinden öyle yapsınlar ama bizlerin dolar sözleşmesi yapması yasak diyorsunuz. Yani sizle ben bir Doğru. sözleşme yapsak döviz üzerinden bize yasak. Onlarda öyle bir serbestliği var. Yani o kanundan sonra yapılan ihalelerde Mersin'de yapılan yapı devlet ihalesinde dolar üzerinden sözleşme imzaladılar. Euro üzerinden sözleşme imzaladılar. Yani bütün vatan bu şey vardır ya hayvan çiftliğinde bir laf vardır. Bütün hayvanlar eşittir, domuzlar daha Daha eşittir istedim. diye. Biz hepimiz eşitiz aslında 84 milyon bazı arkadaşlar daha eşit. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Evet, bunu maalesef görebiliyoruz. Peki bu dün biz de yoldaydık, otoyoldaydık o sırada. Ankara'dan İstanbul'a doğru dönüyorduk. O arada işte eşimle konuşurken de zam yapılmış, şu kadar olmuş falan diye bir şey çıktı. Eyvah dedim, o kadar mı olmuş, nasıl olmuş falan diye araştırırken sonra da karayolları dedi ki hayır zam yapmadık biz, siz nereden çıkartıyorsunuz ya dedi. Niye yaşandı o karmaşa Uğur Hocam? Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü iki kişi bir haber kanalını ve bir de sizin yazarınız Emre Bey'i Evet. yalanlamış onları mentionlayarak. Dün ben de bir yazı yazdım. Bana bir şey demediler. Yani Siz doğru yazmışsınız. o yüzden kendimi Ne şöyle diye? atladım diyeyim. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü teşekkür ediyorum. Atladı bizi. Peki. Şimdi bu ücretler aldı başına gitti yani. Bu otoyol ve köprü ücretleri hesapsız kitapsız yapılan fizibiliteler ve hesapsız kitapsız yapılan hesaplamalara göre yapılan bu sözleşmeler. Bunlar şöyle bir dünya kurmuşlar Yavuz Bey. 2009'da 2014 arasında bu sözleşmelerin büyük çoğunluğu fahşedildi. Ve o dönemde kur 1,60 liraydı. Hatta Gezi'de ayağa kalktılar. 2 liraya kim getirdi bu kuru falan diye. Bunlar kurların hiç artmayacağı üzerine bir senaryo kurmuşlar. Ben öyle anlıyorum artık. Sabit kalacak, hiç değişmeyecek diye. Hiç değişmeyecek ve milli gelirde 2023'te 25 bin dolar olacak.
Yani buna inandırmışlar kendilerini. Kendi haline böyle sözleşmeler imzalamışlar. Biliyorsunuz ben bunların fizibilitesinin yapılmadığını söylerim öteden beri. Yani fizibilite falan yoktur. Siyaseten yapılan. Çanakkale ile ilgili çok güzel bir örneğiniz var sizin canım. İşte bir şeye uysun diye, Cumhurbaşkanı isteğine uysun diye uzatıldı meselesi değil mi? Yanılmıyorsam öyle bir şey söyleyeyim. Ya isterseniz bir daha söyleyeyim onu yani. Lütfen, ne olur, önemli çünkü. Fizibilite yok dediniz ya. Hani onu göstermesi açısından çok önemli. Ya başlı başına bir şey. Şimdi Çanakkale'ye köprü yapalım diye bir şey fikir çıkıyor ortaya. Nasıl yapalım diyorlar. Dünyanın en büyüğünü yapalım diyorlar. O zaman dünyanın en büyüğüne bir gidin bakın. Neresi diyorlar. Japonya'daki Akashi Kaikyo Köprüsü. 1991 metre. Tabii şimdi 1991 metre yaptığımız zaman diyorlar ki ya bu 2023'te geliyor. Orada açılıyor. Biraz daha koyun üzerinde diyorlar. Ne olacak? Yapmışken yani şöyle bir 30 metre daha koyun. 32 metre daha koyun diyor yani. Boyu 318 metredir Çanakkale Köprüsü'nün. 318 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Savaşı 15 Mart değil mi? Mart ayı hangi şey 3 şey denk geliyor? 3. ay. Evet, 1918. 318 olsun diyorlar. Tamamıyla bir ihtişamdır. Ve şey söylüyorlar hani bunlar Türk mühendisliklerinin harikası falan diyorlar ya Yavuz Bey. Türk mühendisleri maalesef, üzülerek söylüyorum bunu, canım yanarak söylüyorum. Orada sadece işçi olarak çalıştırılmışlardır. Köprünün tasarımını Danimarkalı ve Avustralyalı şirketler yapmıştır. Askalatını Çinliler yapmıştır. Çok daha önemlisi, bunları uzun uzun sayarım da, şunu söyleyeyim. 295 tane iş makinesi çalıştırıldı. %3'ü Türk, 8 tanesi. Geriye kalan 292 tanesi yabancı. Bunların %71'i Alman. 210 tane iş makinesi Almanya'dan geliyor. Geri kalan %23 Amerika'dan geliyor. Yani burada Türklerin yaptığı hiçbir şey yok. Türkler orada işçilik yaptılar. Ve orada verilen, ben size şunu söyleyeyim. Önümde Alman bir firmanın yapmış olduğu çevresel etki değerlendirme raporu var Yavuz Bey. Bizimkiler bir çevresel etki değerlendirme raporu yaptılar. O rapor uluslararası kreditör lerce kabul görmemiş. Bunu Almanların raporundan okuyorum ben. Yani şey değil. Onu da yazmışlar. Ve o rapora göre bakın ne diyor. Hem otoyol hem de köprü kestiğinde trafik sözleşme dönemi boyunca gelir garantisi düzeylerinin altında kalacaktır. Bu gelir garantisi asla tutmayacaktır diyor. Yani bu kendi eli yavru bilmiş bu işi de biz kulağımızın üstüne yatmışız herhalde. Yani asla tutmayacak diyor. Zaten ben söylüyorum size. Yani bu bir garanti hesabı, bir fizibilite hesabı yok. Çanakkale Köprüsü'nün müteahhiti konsorsiyum ortaklarından bir tanesi. Aynı zamanda Avrasya Tüneli'nin konsorsiyum ortağıdır. O ortağın şöyle bir ifadesi var Yavuz Bey. Ben diyor 63'ten beri Çanakkale Köprüsü'nün hayalini kuruyordum diyor. Ben diyor 90'larda diyor gittim Avrupa'da kongrelerde diyor bu köprünün projesini sundum diyor. Bizim Çanakkale'nin en sert rüzgarlarına göre tasarlanmış köprümüzün orta uzunluğu 1510 metreydi diyor. Peki 2023 metreye ne diyorsun? Ya bizim hayalimiz o kadar diyor demek büyük değilmiş diyor. Daha hayali büyüklere geldi diyor. Daha büyük hayal kurallar geldi diyor. Biz o kadar kurabilmişiz diyor hayalimizi diyor. Eğer bu bilgiden hareket edersek Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti bakanın açıklamasına göre 3 milyar. Demek gerçek ihtiyaç 3'te 2'ymiş. Yani 2 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. 1 milyar dolar lafım olur Uğur Bey ya. Ne olacak o da işte böyle ya işte geçiyor. İtibardan yeter ki 318 metre olsun. Yeter ki işte 2023 metre olsun. Onlar bir yani bir simgesel olarak bir değeri olsun. Şimdi ben gösterdiğiniz ekranda oraya gireyim isterseniz Yavuz Bey. Lütfen. Sözleşmeye göre ücretleri yazdım. Sarı sütün sözleşmeye göre olması gereken ücretler. Biliyorsunuz sözleşme ücretleri Amerika'daki eğer dolarsa ücret Amerika'daki enflasyona göre, euro ise Avrupa'daki enflasyona göre artıyor, zamlanıyor. Ve sonra da TL'ye çevriliyor. Eskiden yılda bir kere çevrilirdi. Yılda 4'e çıkardılar bunu da. Şimdi Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale Köprüsü Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait. Avrasya Tüneli ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne ait. Ben bunu gösterge olsun diye koydum. Aslında Avrasya Tüneli'nin ücreti 2 Şubat'ta artar. Şeyde değil, 1 Ocak'ta değil. Ama bunu o da görünsün ki katkı payını hesaplayayım dedim. Şimdi Osman Gazi üzerinden gidelim isterseniz. Lütfen. Sözleşme ücreti 974 lira. Bunun gişe 184,5 lira.
Demek ki her geçen için devlet Karayolları Genel Müdürlüğü 790 lira katkı payı ödüyor. Şimdi bu ücretler çok rahatsızlık uyandırdı kamuoyunda biliyorsunuz. Çünkü şey oldu artık vatandaş bu beyaz fil projelerinden rahatsız olmaya başladılar. Önceliklerimiz bir sürü başka önceliklerimiz varken, sağlıkta, eğitimde önceliklerimiz varken gelip buralara bu paraların harcanması ve gişede de bunun gözükmesi. Düşünsenize 974 lirayı göreceksiniz şeyde Osman Gazi Köprüsü'nde. Şöyle İstanbul'dan çıktınız Yavuz Bey, siz bu köprüleri kullanıyorsunuz, size bir şey yapayım. İzmir'e bir gidin gelin 3,5 saatte. Giderken bir 459 ödeyeceksiniz, dönüşe de bir 459 ödeyeceksiniz. Sözleşme ücreti uygulansa İstanbul, İzmir 1684 lira KDV dahil. Gittiniz geldiniz 3368 lira. Yani İzmir'e gittiniz geldiniz 3368 lira. Bu tabii rahatsızlık yaratıyor. Ne yapıyorlar? Temmuz 2021'den beri zam yapmıyorlar. Gişelerde zam yapmıyorlar. Sözleşmelerde çatır yapıyor onlar yani. Orada bir problem tabii, yok. Adam tabii alıyor parasını belirlediği gibi. Ya Yavuz Bey, şimdi Osmanlı'da oyun bitmez derler. Ben demin Yavuz Selim Bey, sizin programınızda ilk defa bir şey söyleyeceğim deyince ben de gıpta ettim, ben de bir ilk söyleyeyim dedim. Biz nasıl biliyoruz şeyi? Osman Gazi Köprüsü'nün sözleşme ücretini tüm Türkiye öğrendi. Sözleşmeye göre ücret kaç paraydı? 35 dolardı. Evet. Osman Gazi Köprüsü'nün ücreti hiçbir zaman 35 dolar olmadı. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Sözleşmenin imzalandığı günde olmadı Yavuz Bey. Sözleşmenin imzalandığı gün Osman Gazi Köprüsü'nün ücreti 36 dolar 40 sent. Nereden söylüyorsun hocam diyeceksiniz bunu. Şimdi bu Amerika'daki enflasyona göre hesaplanacak ya, bir baz yıla ihtiyacımız var. Bu baz yıla enflasyon artık moda oldu. Bir başlangıç yılına ihtiyacımız var. Sözleşme 28 Eylül 2010'da imzalandı. Başlangıç yılını nereden alırsınız? Bir sene önceki seneden alırsınız. Tabii. Ya da 2012 ay sonraki Aralık'tan alırsınız değil mi? Aynen. 3 ay sonra Aralık enflasyonu alırsınız. Bunları nereye aldılar biliyor musunuz? Aralık 2007'yi aldılar 3 sene önce. Tabii. Bir operasyonla 36.40 sente getirdiler ücreti. Yani Osmanlı'da oyun bitmez dediğim çok bu. Acayip bir şey ya bu ama. Niye onu yapıyor? Daha fazla ödeyecek. Tabii. Daha fazla, çünkü şeyi yapacaklar. Başlangıç endeksini düşük tutarlarsa katsayı artacak. Onun için yapacaklar. Sadece burada değil ki yani. Bu Avrasya Tüneli'ni işleten arkadaşlar birkaç ay önce bir rapor yayınladılar. Avrasya Tüneli'nde bilimsel gerçekleri ilan ediyorlar. Bilimsel gerçekleri. Biz bilimsel olmayan şekilde konuşuyormuşuz. Bu arkadaşlar bilimsel gerçekleri. Ve diyor ki bu çok ilgimi çekmişti. 3 tane yazı yazdım. Yavuz Bey 13-14 tane manipülasyon tespit etti. Üçü de duruyor Karar Gazetesi'nin internet sayfasında. Ne diyorlarsa ben açayım, buradayım ya. Yani. Şeffaflıkla ilgili diyor, konuda projelerin sözleşmeleri kamuya açılıp açılmaması şeffaflıkla ilgili bir diğer tartışma başlıyor. Bilgi edinme hakkı çerçevesinde diyor, başvurun diyor, bilgi alın diyor bakanlıktan diyor. Akıl veriyor bize, şeffaflık aklı veriyor. Peki ben size şunu söyleyeyim. Sayıştay raporunu okuyoruz. Değil mi? Bu evet. Bazı yılı çok önemli. Ya Yavuz Bey, bir vatandaş olarak, bir akademisyen olarak canım yanıyor. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani bu arkadaşlar enflasyonun ne olduğunu bilmiyorlar ya. Bilmiyorlar. Altını çizerek söylüyorum. Enflasyonun ne olduğunu bilmiyorlar. Ne yapmışlar biliyor musunuz sözleşmede? 1 Ocak tarihli kura enflasyona göre güncellenir demişler. 1 Ocak. Bunlar enflasyonu günlük açıklanıyor sanırlar. Yani o zaman enak da yoktu. Enak hadi günlük açıklıyor ama 1 Ocak enflasyon ay sonu, yıl sonu ya da ağırlıklı ortalama olarak hesaplanır. Şimdi bunu sözleşmeye yazmışlar. Bunun uygulanması mümkün değil. 1 Ocak tarihli bir Amerikan enflasyonu yok. Sonra akıllara gelmiş, bunu değiştirelim demişler. Değiştirirsiniz. Akıl neyi gerektirir? En yakın tarihli 31 Aralık evet. Değil mi? Şimdi 31 Aralık olduğu zaman gene baz etkisi böyle yüksek oluyor. Bunu demişler ki bir önceki yılın ağırlıklı ortalamasına göre artıralım demişler. Başlangıç endeksini düşürmüşler. Başlangıç endeksini düşürmüşler. Düşürünce de ne olmuş biliyor musunuz?
3 milyon TL fazladan garanti ödenmiş, 1.8 milyon da fazladan şey ödenmiş, katkı payı ödenmiş. Katkı payı. 5 milyon lira Yavuz Bey, bir operasyon. Bir daha söyleyeyim isterseniz, Avrasya Tüneli'nde yılda 3 defa fiyat tespiti yapılır. 2 Şubat, eğer kur %5'i geçerse 1 Temmuz, bir de yıl sonu. 3 tane fiyatımız var. Yani bir 1 Ocak'la 2 Şubat arasında bir ücret var. 2 Şubat'la 1 Temmuz arasında bir ücret var. 1 Temmuz'la 31 Aralık arasında bir ücret var. Şimdi bunlar garanti ödemesi 1 yıl sonra yapılıyor. Normalde akıl ne der sözleşmeyi yorumlarken? 1 Şubat ve 1 Ocak'la 2 Şubat arasındaki garanti ödemeleri o dönemki ücretten yapılır. 2 Şubat'la 1 Temmuz arasındaki garanti ödemeleri, yani eksik geçen arabaların ödemeleri, o dönemdeki geçerli buradan yapılır. Tabii. O 1 Temmuz'da 31 Aralık ödemeleri de o dönem kurdan yapılır. Şeyden, ücretten yapılır. Bunlar ne yapmışlar? Bir işletmecilerine kıyamamışlar. Tüm dönemi en yüksek ücretten, son dönemin ücretinden yapmışlar. 1 Ocak'la 2 Şubat arasındaki artışı Temmuz'dan sonraki şeyden hesaplamışlar. Ücretten hesaplamışlar. Daha yüksek olan. 2 Şubat'la 1 Temmuz'u da yine o en yüksek ücretten. Peki hediyesi kaç para bunun Yavuz Bey? Ne kadar oldu? 30 milyon dolar yani. Buna söylemeye gerek yani yok. Yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya Uğur Hocam. Ne yaparsan yap hep keser malını gibi kendine kesen, şirket tarafına kesen ve karşı tarafında izlediği bir sistem. Ve bizim de bunu eleştirmememizi istiyorlar. Tabii yani siz de konularda bir şeffaflık. Bir şey söylemeyin. Tabii. Yani ortada uçan rakamlar 3 milyon, 2 milyon, 5 milyon TL, 30 milyon dolar. Bunlar dünyanın her tarafında büyük paralar Yavuz Bey. Ya bile yani yarın emekli maaşı çıkacak işte ortaya göreceğiz. 4600 lira ortalama emekli maaşı veren bir ülkeden bahsediyoruz. Yani ortalaması 4600 lira. Dolara vurduğunuzda kaç para ediyor bilmiyorum hocam onun hesabını. 300 dolar etmiyor yani baktığınızda. Onun için burası hani her tarafından kulaklarından para fışkıran, dolar fışkıran bir ülke değil. O nedenle her kuruşu önemli bunun. Üstelik hepsi cebimizden çıkıyor. Peki hocam geneline baktınız mı? Siz şimdi zam yapmayacağım dedi ya. O detayları da anlattınız. Zam yapmadı diyelim Haziran 2023'e kadar, seçimlere kadar. Burada ne kadar bir ekstradan ödeme yapılacak, ne olacak yani bunun hediyesi ne sizin deyiminizde bize? Şimdi Yavuz Bey bu şeyin 4 tane proje için konuşuyorum. Daha otoyollar yok burada. Hı-hı. Yani şey yok, Ankara-Niğde otoyolu yok, Kuzey Marmara otoyolu yok. Gebze-İzmir'in Gebze'den sonraki kısmı yok. Bunlar olmaksızın sadece 4 projede ve sadece katkı payı Yavuz Bey şey yok. Garantileri bilmiyoruz. Garanti ödemelerinin kaç araç geçeceğini bilmiyoruz. Aslında kabaca öyle de bir şey yapabilirdim ama bu bana ödevim olsun bunu yapmayayım. Sadece katkı payından dolayı 21 milyar Türk lirası ödeyeceğiz. Sadece katkı payından. Katkı payından 4 tane projede Yavuz Bey. Diğerlerini bilmiyoruz daha hesaplamadım onu. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı tarımsal desteklemenin 29 milyar olduğunu söyleyip durur. 21 milyar ne kadar sürelik bir şey hesapladınız burada? Katkı. Bir yıl ve daha burada şu yok. Bir yıl için bunu bir dinleyenler tamamlasın rica edeceğim. Bir yıl için sadece 4 projede ödenecek olan devletin ödeyeceği katkı payı ki o garantiler tutup tutmayacağı da belli değil. 21 milyar lira yani aradaki fark ucuz tuttuğu için devlet o otoyolları hazinenin ödeyeceği para 21 milyar dediniz değil mi ben doğru anladım? Evet. Şu anda bütçe sayısı aklımda yok karayolları genel müdürlüğü. Bir 70-80 milyar lirası zaten karayolları genel müdürlüğü bütçesinde bunun bir ödeneği var. Öyle hatırlıyorum. Şu anda tam sayıyı söyleyemeyim. Sayılara boğuldum artık. Yani hangi bir takip edeceğimi de şaşırdım inan Yavuz Bey. Bu bir garanti ödemeleri de yapılacak. Bir de şöyle bir şey var. Bu Avrasya Tüneli'nin şeyi sağ olsun o rapordan ben çok şey öğrendim. Yani manipülasyonların doğruluğundaydı. Orada ilk defa ben tünelin gerçek trafiğini gördüm. Yıllık yazmışlar trafik. Yani iyi bir şey yaptıklarını söylüyorlar. Ve yetkililerin şöyle bir özellikleri vardır Yavuz Bey. Seçilmiş günlerde, seçilmiş aylarda trafik açıklar. Tabii Ulaştırma Bakanı'nı bunu çok görüyoruz. Bayramda özellikle çok memnun oluyor. İşte %90 açlık falan diyor.
Ben tabii bu yıllık ay ay açıklamışlar. O ay ay açıkladıklarında yıldı buluyorum Yavuz Bey. Yıllık şeyin Avrasya Tüneli'nin %71'i geçmemiş. Biliyorsunuz orada 25 milyonla başlayan bir garanti var. Her sene %5 artırılıyor. Her sene %5 artırıldığı için de işte nereye geldik? 2021'e geldiğimizde 25 milyon 503 milyon olmuş garanti. Ama buna karşılık gerçekleşme 15 milyon. En fazla 2018 ve 19'da 17.18 milyon geçmiş. Bunun tutma şansı yok Yavuz Bey. İstanbul'da işte okurlardan falan gelen yorumlarda diyor ki ya hocam nasıl tutmaz yani emin misiniz? Doluyor taşıyor Avrasya Tüneli diyorlar. Doluyor taşıyor da işte zaten bu 25 milyon o hesaba göre yapılmadı ki. 25 milyon bir paraya ihtiyaç vardı. Parayı da nasıl hesaplarsınız? Kullanım miktarı çarpı 3'e. Yani arabalar tren misali peş peşe gitseler bile dolmayacak bir şeyden bahsediyoruz herhalde, garantiden bahsediyoruz. Sizin ya söyleyeyim. Zaten Ulaştırma Bakanı söylüyor, sayılara niye takılıyorsunuz diyor. Eserin güzelliğine baksanıza diyor. Yani takılmayın sayılara diyor. Yani ben onlara betonkolik diyorum. Yani betona bakıyorlar resmine, videosuna, ne köprü yapmışlar be diyor. Böyle yapmamızı istiyorlar. Bundan mutlu olmamızı istiyorlar. Ya da şöyle diyorlar, kullanmayın o zaman o yolları diyorlar. Hastaneleri kullanmayın bu. Diyorlar. Ya tamam, ya biz cezaevlerine de karşıyız. Onları da kullandırtmayın biz o zaman. Bu tabii çok çok acayip bir şey ama verdiğiniz rakam hocam feci yani 4 proje için diyorsunuz. Peki projelerin tamamını koysak oraya çok korkunç bir şeyle karşılaşacağız. 80-90-100 milyara doğru gider ya hocam. 100 milyara doğru bir şeyden bahsediyoruz. TL'den gider oraya yani. Rahat olun. Ve bu da şuna rağmen oluyor. Kuru baskılıyorlar biliyorsunuz. Tabii. Arka kapı operasyonlarıyla bu 18,5 civarında tutmaya çalışıyorlar. Yani kurun önünü açsalar, piyasa koşullarını belirlerse bu söylediğim şeyler rakamlar bambaşka bir yere gidecek Yavuz Bey. Şey olarak da tekrar söylüyorum. Biz projeye karşı değiliz, projeciliğe karşı değiliz. Önceliklendirme meselesi, hesap meselesi, kitap meselesi. Yani ben bu yöntemleri kullanılabileceğini söyleyen bir insan. Ama belirli koşullar altında söyleyebileceğini iddia eden bir insanım. Şeyde Avrasya Tüneli'nin raporunda şeyden atıfla yapıyorlar. İşte bu Tony Blair yaptı İşçi Partisi'nden. Evet. Solcular üzerinden böyle hani o da solcuydu da bak ne güzel yaptı bu yöntemle falan gibi bir dokundurma yapmışlar. Avrasya Tony Blair Sağlık Bakanı. Şehir hastaneleri modeli hastanelerde ya bir tanesi için iyi oldu diyemeyeceğim. Bir tanesi için iyi oldu diyemeyeceğim. 2018 yılında Maliye Bakanı dedi ki biz bir daha bu işleri yapmayacağız. Bir daha bu işleri yapmayacağız. Bıraktık dedi. Ama bizimkiler inatla ve ısrarla şey yapıyorlar. Bu işe devam ediyorlar. Ve bunu dünyanın örnek aldığını söylüyorlar. Ve hocam ayrıca bana en çok dokunan da hani cebimizden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz bu işleri ifadesi. En rahatsız edici olanı da bütün bunların kapalı kapılar ardında yapılıyor olması ve ticari sır diye sözleşmelerin açıklanmıyor olması. Geçenlerde bu kamu özel işbirliği ile ilgili sanıyorum bir dernek varmış. Onun başındaki bir isim geldi. Biz de sizin sayenizde İstemezlikçi ilan edildiğimiz için hocam bizi de ikna etmek için geliyorlar oralara. Onunla da konuştum. Yani ben sözleşme göreyim arkadaş, bileyim yani. Siz benim kasamdan, hazineden, benim vergilerimden, Ahmet'in, Mehmet'in, işte ne bileyim bizim çoluğun, çocuğun geleceğinden ne veriliyor oraya? Bunu bilmekle mükellefim ben. Niye bilmiyorum bunu? Devlet bu. Devletin yaptığı iş gizli olur mu falan diye. Yani bu askeri bir şey değil falan. Orada bana da hak vermişler. Ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun hocam. Son bir dakikamız kaldı. Buyursunlar tabii ki. O arkadaş bir şey yapıyor. Sivil toplum inisiyatifi. Evet. Birleşmiş Milletler'den para aldığını söylüyor. Birleşmiş Milletler'den aldığı para Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenmiş olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenmiş olabilir mi? Bu arkadaş yurt dışında diyor biz bunun eğitimini veriyoruz diyor. Evet. İhracatı yapıyoruz diyor. Dışişleri Bakanlığı. Vallahi hocam hemen anladınız kim olduğunu. Buyurun tamam. Bu eğitimleri yurt dışında Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilileri bu organizasyonlara alet oluyorlar. Tekrar söylüyorum. Bu anlattıklarında şu benim anlattıklarımda anlatabilecekler mi? Yürekleri yetiyor mu?
16'sında yapacaklar İstanbul'da 1000 euro katılım. 1000 euro, hediyesi 1000 euro. Yani öyle bonkör açıklar. Bedava bir iş değil. 7 yıldır yapıyorlar. Yürekleri yetiyorsa beni bir tanesine çağırabilsinler Yavuz Bey. Vallahi ben... Yürekleri yetiyorsa bir ben, tanesine çağırabilsinler. Yani. Ben bir yerlerde gördüm röportajlarını, konuştuk da çok itiraz ettiğim noktalar da oldu. Yayın yapılabilir mi? Ben dedim tabii yapılabilir. Mesela Uğur Emek Hoca'yla yan yana ben de moderasyonu yaparım. Anlamak için çok benim için faydalı bir şey olabilir diye. Henüz daha yanıt gelmedi. Ben umutluyum hocam. Gelirse mutlaka hocam, size haber vereceğim. Yavuz Bey bir şey daha söyleyeyim. Buyursunlar. Sizin bir meslektaşınız YouTube programı yapıyor değil mi? Evet biliyorum hocam. Gördüm orada. Faruk Bildirici Bey onu yazıyor. Evet. Bu arkadaş örtülü reklam yapıyormuş. Evet. Para alıyormuş. Program yapıyormuş karşılığında. Evet. Buna da yeni sistem medya sistemi diyor yani. Nasıl bir şeyse o. Peki bu arkadaşlar 4 ya da 5 tane program yaptılar. 4 ya da 5 tane program yaptılar. O programları kim finanse etti Yavuz Bey? Valla onlar bedava program gibi görünmedi bana ama bilmiyorum şimdi doğrudan da şey yapmak etiketleme. Bunu da sorayım ya ben soralım ya. Yavuz soralım yani. Tabii kim finanse etti diye soralım. Her şeyi bilmemiz mümkün değil yani bunu da soralım yani. Ama o başka videolarda da Faruk Bildirici'nin itiraz ettiği videolarda da çok çarpıklıklar var. Yani onu da çok net ortaya koydu orada söylenebilecek bir şey kalmadı. Bu da onun bir parçası gibi görünüyor yani genele baktığında. Ta kendisi Yavuz Bey evet. Ta kendisi. Yani ve burada ciddi bir kamu finansmanının olduğuna şüpheleniyorum. Demin Yavuz Bey gibi hani isimleri söylemeyeyim. Duyuyorum. Duyumlarım var. Elimde belge yok. Belge olsa hemen yazarım zaten. Tabii. Ben bu Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve bu arkadaşın oluşumu arasındaki şeyi duydum. Para akışını duydum. Dışişleri bürokratlarının bu arkadaşın yurt dışındaki ilişkilerini tasarladıklarını, bir aracı olduklarını duydum. Burada kamu özel işbirliği falan yok. Burada doğrudan bir kamuculuk var Yavuz Bey. Gene projeler hiç olmazsa işbirliği böyle yani. Doğrudan bir model kurmuş kendisi orada. Peki hocam. Yani isim konuşmadan anlaştık ama bizi izleyenler kusura bakmasınlar. Bu meselenin tabii burada da bir başka tartışma alanı var. Hocamızla benzer alanlarda aynı isimle karşılaşmışız. İsmini de veremedik. Onun için de özür dileriz. Çünkü başka birkaç daha gazeteciden duydum Yavuz Bey. Evet. Son olarak şunu söyleyip kapatayım. Lütfen. Sabrınızı zorluyorum. Estağfurullah. Yok. Vakit bitti de hocam onun için sorun. Zafer Havalimanı çok başarılı bir proje demiş. Zafer Havalimanı çok başarılı. Siz havalimancılığını bilmiyorsunuz demiş. Havalimanı demiş İstanbul'un hub olmasına katkı sağlayacak demiş. Ya bunu söyleyebilmek için çok büyük cahil olmak gerekiyor Yavuz Bey. Vallahi hani, benim hocam yayın davetim geçerli. Onlara tekrar hatırlatacağım hatta bu konuşmadan sonra. Kulağınızı da çınlattım diyeceğim. Bakalım belki onu da onun üzerinden konuşuruz. Çok teşekkürler hocam. Yani doyum olmuyor doğal olarak. Vakit de daralıyor. Ama bir İstanbul'a geldiğinizde şöyle yüz yüze uzun uzun daha yaparız. Çok sağ olun eksik olmayın İnşallah. Katıldığınız için hocam. İnşallah. Sağ olun. Hadi yayınlar. Profesör Doktor Uğur Emek'le konuştuk efendim. Bu kamu özel işbirliği projelerinin en yakın takipçisi. Hatta bu işbirliği projelerinin içinde olan şirketlerin de korkulu rüyası anladığımız kadarıyla. Çünkü yaptıkları açıklamaları da didik didik edip o bütçelerden rakamları çıkartıp onlara ilişkin değerlendirmeyi son derece net bir şekilde yapabilen ender akademisyenler arasında sayılıyor kendisi. Çok büyük emek veriyor. Onun için bu köprüler, otoyollarla ilgili zamsızlık kararı üzerine kendisinden bir fikir almak istedik. Ne dedi? 4 projeye ilişkin söyledi. Yani o çevre yolları şunlar bunlar dahil değil. 21 milyar lira bir yıl içinde sadece işte garantiler tutsa bile ödenecek olan fark. 21 milyar lira. Bu rakamla birlikte Cumhurbaşkanı'nın biz 1 lira bile ödemiyoruz bu tip projelere sözlerini hatırlamanızda fayda var. Yarın memur ve emeklilere zam oranı belli olacak ama o açıklanan enflasyonun farkı onlar için yetmeyecek elbette. Hükümetten bir beklentileri var. O beklenti ne zaman çıkar ortaya onları göreceğiz. 2022 yılı dış ticaret rakamları açıklandı. Cumhurbaşkanı ihracatla övündü. Türkiye'yi en çok ihracat yapan 10 ülke